Şu anda çok taze. Çok yeni. Evet. Dün itibariyle ilk gündü. Evet. Geçen gün açtığımda bir deneme yaptılar. Dün açıldı. 45 liraya çıkacaktı ama 50 lira diye çıktığını duydum. Dün uğrayamadım. Bugün kısmetse uğrayacağım. Tabii ki alım gücü hep düştü diyoruz ya genel. Ve bizim esnafımızın yanında çalışan da çok çalışanımız var. Belediyede çalışanlarımız var. Alım gücü az olan, Kemeraltı'na inen misafirlerimiz, müşterilerimiz var. Ve onların dokunabileceği belediyecilik açısından da böyle bir şeyi Kemeraltı'nda uygun görmüşler. Ya bu konuda çok fazla istişare yapamadık. Evet. Yani lokantacı esnafına daha değil, bir şey maalesef yansımış değil. Esnafa daha şu anda yansımış değil ama esnafa bu konuda ben gidip tabii ki esnafın oradaki tepkisinin ne olacağını bildiğimiz için ya sana gelecek kadar müşteri kitlesi veya senin verdiğin çeşit veya senin buradaki ona yaptığın hizmet, buradaki masrafın o bu dediğiniz zaman bunun neyle çıkabileceğini, bu piyasadaki rakamların ne olduğunu belli bir grup zaten biliyor. O grup evet, zaten yine yemeğini esnafımızdan yer. Ama oraya gidecek olan Kent Lokantası'nda bugün gevrek, peynir, yumurta yanında çay 45-50 lira oldu. Evet. Şimdi bir sulu yemeğin tabldot usulü, işte çorbası, ana yemeği, pilavı, suyu, ekmeği yanında 50 lira. Sosyal açıdan cazip belli kesim için. Bunu bir göreceğiz. Çok fazla esnafımızı mağdur etmesini biz de istemeyiz. Yani halkın bakkalı mesela açıldığı zaman, açılacağı zaman ben o ürünleri satan esnafımızı o dönem hep gezmiştim. Sen fasulye kaç para satıyorsun, sen şu ürünü kaç para satıyorsun. Aldık fiyatları, halkın bakkalına gittik, fiyatları karşılaştırdık. Aynı fiyatlar veya biraz daha organik olduğu için, yani biraz daha kooperatifçe, bizi rahatsız eden bir rakamlar değildi. Biz dedik ki tamam, halkın bakkalı Kemeraltı'nı benim esnafımı zorlamaz. Yani esnaf şimdi o kadar yemeği 50 lirayı veremeyeceğine göre... Yani esnafın zaten bunu, şimdi yer belediyenin kendi yeri, kira evet, yok. Personel zaten kendi personeli. Bunu zaten o devasa olan bütçenin içerisinde, sayı içerisinde absorbe bir şekilde minimize edebiliyor. Şimdi yaptığı masraf, yatırım, masa sandalyesi zaten elindeki kendi, belki kendi koşullarında alıyor, imal ediyor. Şimdi o zaman binlerce zaten yemek çıkıyor. Yani belli bölgelerde evet, belediyemiz yani aşevleri zaten ücretsiz verdiği çok yer var. Basmanede, diğer yerlerde. Aynı yemeği 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo fazla yapıp Kemeraltı'nın çok daha uygun, ihtiyaca binaen. Çünkü gerçekten çalışanlarımızın da ya belediyede ben biliyorum. Ya belediyede çalışıyor. Belli kesintileri var şu anda. Şimdi her yemeğe çıktığı zaman öğlen en uygun yediğiniz bir dürüm 100 lira. Evet. Şimdi 125 lira. Bir yemek yerseniz, şimdi bunu da düşünürseniz o kesim için ciddi bir evet, kazanç. Bir bakalım önümüzdeki yani günlerde neler olacak. İki tarafı düşünmek zorunda olduğumuz bir yer. Hiçbir zaman esnafı, diğer tarafı düşünmeyelim. Sadece esnafı düşündük. Oraya da başka bir şey söyleyelim. Çok olmaz, da yüksek olmaz.